Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün Risale-i Nur Külliyatı'ndan 12. söz. 12. sözle ilgili birinci esastan okuyacağız inşallah. Burada Kur'an'ın hikmeti ile felsefenin hikmetinin kısa bir icmalen muvazenesi, yani kısaca karşılaştırılması yapılacak. İnşallah birlikte mütalaa edelim. Evet, Ahmet kardeşim hoş geldin. Eyvallah Burak abi, hoş bulduk. Evet, buyurun başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmeti Kur'aniye'nin insanın hayat şahsiyesine ve hayat içtimaiyesine verdiği derse terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiye ve bütün kelamlara ceheti rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Evet, burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tel hikmete fekat utiye hayran kesiran. Yani kime hikmet verilmişse, eğer kime hikmet verilmiş ise ona hayran kesiran, yani büyük bir hayır verilmiştir diyor. Ve burada Kur'an-ı Hakim'in kutsi hikmetiyle felsefenin hikmetinin kısaca karşılaştırılması yapılacak bu sözde. Ve Kur'an'ın hikmetinin insanın şahsi hayatına, sosyal hayatına verdiği terbiyevi dersin gayet kısa bir fezlekesi. Ve Kur'an'ın diğer kelamullahlardan, diğer kelimat-ı ilahiyeden rüçhaniyetini bahseden dört esas inşallah burada işlenmiş olacak. Evet. Birinci esas. Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye temsili dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icazı şayeste bir yazı ile yazsın. O mucuz numa kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş saat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü'ü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehli hakikatın nazarına o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Demedim. Sonra o hakim şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Evet, şimdi burada çok güzel bir temsil veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Gerçekten çok dikkat çekici bir temsil. Şimdi Kur'an'ın hikmetiyle felsefenin hikmetinin farklarına şu gelecek temsili hikaye dürbünüyle bakalım diyor. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimin namdar
istedi ki, yani namdar, böyle şöhretli bir hakim, hem dindar hem de gayet sanatçı bir hakim, murad etmiş ki bir Kur'an yazayım ve o Kur'an'ın manisindeki kutsiyetine, yani manalarındaki kutsiyetine ve kelimelerindeki mucizeviliklere şayeste bir yazı ile o Kur'an'ı telif etmeyi murad etmiş. Ve o mucizname kamete harika bir libas giydirsin. Yani o bir Kur'an yazmak istiyor o hakim, dindar bir hakim hem sanatçı. Sanatının bütün inceliklerini o Kur'an'da göstermek istiyor. Kur'an'ın içini elmaslarla, zümrütlerle yazdığı gibi dışına harika bir libas giydirecek ve o Kur'an'ın manalarındaki kutsiyete layık bir şekilde telif etmeyi murad etti. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acayip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüne işaret için, yani o Kur'an'ın içindeki hakikatlere işaret etmek için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir parlak tarzda süslendirip münakaş etti ki okumayı bilen bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Yani demek ki o dindar padişah öyle bir güzel bir Kur'an yazmış ki o Kur'an'ın içindeki hakikatlere işaret etmek için, hani bizim bildiğimiz böyle tevafuklu Kur'an var. Böyle o Kur'an'da Allah lafızları mesela kırmızı harflerle işlenmiş, işte Muhammed lafızları aleyhissalatü vesselam mesela diyelim ki yeşil harflerle işlenmiş. Bunun gibi düşünelim. Yani Kur'an'ın içindeki hakikatlere işaret etmek için, o hakikatlerin çeşitlerine işaret etmek için o Kur'an'ı böyle mükemmel bir surette yazmış ve telif etmiş. O hakikatlerinin tenevvüne işaret için bir kısmını elmasla, zümrütle, akik ile, altınla, mercanla yazmış. Hem öyle bir tarzda süslendirip nakışlandırmış ki okumayı bilen bilmeye herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Yani o Kur'an'ın Kur'an olduğunu bilmeyen veya işte onun bir kitap olduğunu bilmeyen bile herkes Kur'an okumasını anlamasa bile o Kur'an'daki nakışlara, o zümrütlere, elmaslara, altınlara, akiklere baktığı zaman onun o güzelliğine hayran olup istihsan ederdi. Bahusus, yani hususan özellikle ehli hakikatin nazarını o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Yani şimdi Kur'an okumasını bilmeyenler bile Kur'an'a baktıkları zaman o Kur'an'daki elmaslar, lü'lüler, akikler onlar onu cezbediyor. Hele ki ehli hakikat bir insan o Kur'an'a baktığı zaman Kur'an'daki o suri güzellik, yani görünüşte suretinde bir güzellik var. Fakat o suri güzellik manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaretleri olduğu için. Yani oradaki güzellikler manalarının güzelliklerinin işaretleri olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Yani demek ehli hakikat birisi o Kur'an'a baktığı zaman hem manasındaki güzellikleri görüyor hem de suretindeki o yine manaya işaret eden güzellikleri görüyor ve istihsan ediyor. Evet. Devam edelim. Sesini açalım Ahmet kardeşim. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez.
Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çendan Arabi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevherdir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Şimdi burada o Kur'an'ı yazan padişah, o sultan, o sanatkar, o Kur'an'ı yazdıktan sonra o hakim, şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylesofa, yani bir ecnebi, bir yabancı bir filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Yani o yazdığı Kur'an'ı iki kişiye gösteriyor. Diyor ki hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Yani o Kur'an'ı o iki alime gösteriyor. Birisi filozof, felsefeci, birisi ise bir alim. İkisine de diyor ki bu Kur'an'ın hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat o filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder, manasına hiç ilişmez. Yani o filozof o Kur'an'ı almış, o Kur'an'ın içindeki o nakışları, o altınları, elmasları, zümrütleri, onların birbiriyle olan münasebetlerini, hatta o cevherlerin, o mücevherlerin özelliklerini, bunları anlatan bir eser yazmış. Hep bunların tariflerinden bahsetmiş. Manasına hiç ilişmemiş. Manasından hiç bahsetmemiş. Neden? Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Yani o filozof, o felsefeci o Kur'an'ı eline aldığı zaman, Kur'an'ı eline aldığı zaman onun bir Kur'an olduğunu anlamıyor. Onun manayı ifade eden bir yazı olduğunu anlamıyor. O kitabı öyle bakmıyor yani. Sadece bir nakış olarak bakıyor. Dolayısıyla münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin yani bununla beraber gerçi Arabi bilmiyor, yani Arapça bilmiyor. Kur'an okumasını bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Yani bakın şimdi o Kur'an'a dair bir eser terif eden felsefeci aslında cahil bir adam değil. Yani İyi bir kimyager, iyi bir mühendis, iyi bir tasvirci mesela. Mücevherlerin özelliklerini biliyor. İyi bir araştırmacı, iyi bir bilim adamı. Fakat anlamıyor ki o Kur'an bir kitaptır. Şimdi burada çok önemli bir temsil söylüyor Bediüzzaman. Bu temsilden hakikate intikal edecek. Şimdi buralara dikkat edelim. Yani o felsefeci o Kur'an'ın bir kitap olduğunu bile anlamamış. Aslında o Kur'an'ın özelliklerine dair, mücevherlerin özelliklerine dair güzel bir eser yazmış. Evet. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o Kitab-ı Mübin'dir, Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de onun hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Evet. Şimdi o sanatçı, o sultan bir Kur'an telif etmişti. Bu Kur'an'ı bir felsefeciye vermişti. Onun hakkında
bu kitaba dair bir eser yazın demişti. O felsefeci bir eser yazdı. Onun sadece nakışlarından, ziynetlerinden, süslerinden, mücevherlerinin özelliklerinden bahsetti. Çok da çalıştı, çok da gayret etti, çok da ince ince şeylerden bahsetti ama o Kur'an'ın bir kitap olduğunu anlamadı. Manayı ifade eden bir yazı olduğunu anlamadı. Aynı Kur'an'ı bu sefer o padişah, o sultan bir alime verdi. O Müslüman alim ise o Kur'an'a baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir. Yani her hakikatini apaçık ifade eden bir kitaptır. Allah'ın kelamıdır ve Kur'an hakimdir. Yani hikmetlerle dolu, her ayeti hikmetlerle dolu bir Kur'an'dır. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi. Yani ne onun görünüşteki ziynetlerine, süslerine kıymet verdi ve ne de harflerinin nakışlarıyla iştigal etti. Onlarla meşgul olmadı. Yani işte şu altın, şu zümrüt, şunun özelliği budur. Bunlarla çok meşgul olmadı, çok ilgilenmedi. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Yani öteki adam ne yapmıştı? Sadece o mücevherlerin özelliklerinden, kitabın maddesel özelliklerinden bahsetmişti. Ama bu Müslüman alim gördü ki o Kur'an'dır. Yani Kur'an'ın içerisindeki manalar o kadar kıymetlidir ki onları mürekkeple yazmışsın, elmasla yazmışsın, çok önemli değil. Yani oradaki mücevherlerin özelliklerinin çok ötesinde Kur'an'ın bir manası vardır. Çok daha âli, çok daha yüksek, çok daha latif, çok daha şerefli, çok daha faydalı ve çok daha cami bir eserdir bu. Bir manayı ifade eden bir yazıdır. Neden? Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Yani bu manayı ifade eden bir yazı olduğu için o alemin bu Kur'an hakkında yazdığı yazı gayet şerefli, gayet yüksek bir tefsirdir. Çünkü onun kutsi hakikatlerinden ve sırlarının nurlarından, böyle gizli sırlarından bahseden güzel bir tefsir yazdı. Evet, sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylesufun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hodhesend ve tabiat perest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba-ı hakaik olan Kur'an'ı manası nukuş zannederek mana cihetinde hikmetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Evet. Şimdi o ikisi de, felsefeci de o Kur'an'a dair yazdığı kitabını o hakimin, o sanatkarın önüne getirdi. O alim de getirdi. Fakat bakın diyor ki o ikisi eserlerini götürüp o hakimi zişana takdim ettiler. O hakim evvela o felsefecinin, o filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Bakın o tabiat perest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Yani aslında o da çok çalıştı, o da çok gayret etti. Fakat bu Kur'an'ın mana ifade eden bir yazı olduğunu anlamadı yani. Dolayısıyla onun o çalıştığı hepsi boşa gitti. O harflerin münasebetlerinden, mücevherlerin özelliklerinden bahsetti sadece. Dolayısıyla ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Neden? Çünkü o menba-i hakaik olan, yani hakikatler menbaı, kaynağı olan o Kur'an'ı manasız nakış zannederek, mana cihetinde
kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan, o hakimi hakim, yani o her şeyi hikmetle yapan hakim dahi onun eserini başına vurdu ve huzurundan çıkardı. Evet. Sonra abi şöyle bir soru geldi aklıma da. Madem bu Kur'an-ı Kerim'i böyle tezyin, hani süslendiren, bu kadar altınlarla süslendirip, efendime söyleyeyim, hani mücevherlerle yazdıran bir zat, madem manasına dikkat çekmek istiyordu, madem manasını öğrenmek istiyordu, ne kadar, niçin süsledi yani? Niçin bu kadar süsledi? Ona da filozofu yani böyle huzurundan çıkarttı yani. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi hakikatlere geçtiği zaman da onu Bediüzzaman Hazretleri mufassalen şerh edecek. Ama şöyle ifade edelim. Yani o Kur'an'ı manaları kıymetli olduğu için o manaları ifade eden harfleri, kelimeleri de kıymetli cevherlerle yazmış. Yani yine oradaki güzellikler, o sanatlar, o kıymetler aslında manayı bize hatırlatıyor. Manayı bize çağrıştırıyor. Yani o aralarındaki münasebetler yine o manalara işaret ediyor ve o sanatkarın sanatını tanıtıyor bize. Bakın, sanatkarın sanatını tanıtmak için o kadar kıymetli cevherlerle yapmış. Fakat felsefeci ne yapıyor? O Kur'an'a baktığı zaman sadece o sanattaki güzelliklerle meşgul oluyor ve manayı hiç anlamıyor. Alim ise o sanata yine bakıyor, fakat ona sadece yani yeri kadar kıymet veriyor. Kendi kıymeti ölçüsünde bir değer atfediyor. Asıl manaya odaklanıyor yani. Asıl manaya odaklanıyor. Yani bu nasıl bir şey? Mesela şimdi diyelim ki birisi size sevgisini, muhabbetini göstermek için bir demet çiçek getirse, sen o çiçeği alsan bilim adamı bakışıyla, yani desen ki ya bu çiçek işte papatyadır, bunun içerisinde işte şu elementler var, şu unsurlar var, şunlar var, bunlar var, işte sarıdır, işte kökü böyledir, yaprağı böyledir, şey böyledir. Yani karşındaki sana diyor ki ya ben sana bir çiçek getirdim, ne düşünüyorsun diyor. Sen o çiçeğin özelliklerinden bahsediyorsun. Yani ya ben sana bir şey anlatmak istiyorum, bir mana için bunu sana söylüyorum. Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey anlamamışsın. Çiçeğin sarı olsan olacak, kırmızı olsan olacak. Yani onun içinde kalsiyum olsan olacak, fosfor olsan olacak, işte herhangi bir mesela hidrojen olsan olacak. Yani dolayısıyla sen zahirindeki şeye odaklanmışsın. Manayı hiç anlamıyorsun. Ve senin öyle yapman, oradaki insan ne yapar yani, o çiçeği alır senin kafana vurur yani. Ben sana ne anlatmak istiyorum, sen ne diyorsun yani. Bakın, aynı şekilde yani. Demek ki o Kur'an'ı yazan, yani Kur'an'ı telif eden hakim, sanatkar, bu Kur'an'a dair bir şeyler yazın deyince felsefeci böyle bakıyor, ama Müslüman alim ona dair bir eser yazıyor. Sizin dediğinizde cevap da oradaki ince nakışları öyle süslü yapması, kendi sanatını anlatması için ve oradaki manaya kıymet verdiğinden dolayı. Manaya kıymet verdiğinden dolayı. Mesela Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bu parça elmas ve altın ile yazılsa liyakati var diyor. Bir parça bir şey yazmış, bir sayfa. O kadar kıymetli ki diyor. Yani buradaki sayfadaki hakikatleri altınla, elmasla yazılsa diyor, bu layıktır diyor yani. Boşa gitmiş olmaz. Niye? Çok kıymetli çünkü. Manaya işaret ettiği için yani. Evet. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barikallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irae etti. Evet. Şimdi demek ki bir de o alimin Kur'an hakkında yazdığı bir eser var.
O hakperest, o müdakkik alimin eserine bakmış o sultan. Görmüş ki gayet güzel ve faydalı bir tefsir ve gayet hakimane, hikmetli ve mürşidane bir teliftir. Aferin, barakallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Yani bakın şimdi alim kime derler? Oradaki sanatın ifade ettiği manayı anlayana derler ya. Hakim kime derler? O sanattaki hikmeti görene derler. Sen hikmeti göremeyip de onun sadece maddesel özelliklerinden bahsedersen sana hakim falan denmez yani. Bilim adamı denebilir. Felsefeci denebilir. Ama hakim olamazsın, alim olamazsın. Çünkü ondaki hakiki hikmeti anlamamışsın yani. Dolayısıyla öteki adam ise, yani o felsefeci ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Bak, haddini aşmış bir sanatkar. Yani sanatla meşgul oluyor fakat sanatın ifade ettiği manadan hiç haberi yok yani. Sonra onun eserine bir mükafat olarak, yani o alimin eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin diye irade etti. Evet. Temsilimiz burada bitti. Şimdi hakikate geçiyor. Bakın hakikate geçtiğinde tekrar bu temsilin üzerinden geçelim. Ne kadar ciddi manalar ifade ediyor. Birlikte mütalaa edelim inşallah. Evet, buyurun. Eğer temsili fehmettin ise bak, o hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakimi ezeliyidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakitleridir. Evet. Ya bakın şimdi ne kadar önemli bir hakikatten bahsediyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin burada örnek verdiği Kur'an neymiş mesela? O ziynetli Kur'an ise şu musanna kainattır. Bakın, o hakim ise hakim-i ezelidir, Cenab-ı Hak'tır. O iki adam ise birisi felsefeci, diğeri ise alimler ve Kur'an ve Kur'an'ın talebeleri. Bakın, şimdi burada o demek ki Allah bu kainatı bir Kur'an gibi yaratmış. Kitab-ı Kebir-i Kainat diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu Kur'an'ı yaratmış, bu kainatı yaratmış bir Kur'an gibi ve kainatı her türlü nakışlarıyla, sanatlarıyla ziynetlendirmiş, süslendirmiş ve bizim önümüze bu kainatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili fikriniz nedir? Sanki buna dair bir eser telif ediniz dercesine bu kainatı bizim önümüze takdim etmiş. Ve biz bu kainat kitabını alıyoruz. Kur'an gibi kıymetli bu kainat kitabını alıyoruz. Ve her birimiz bireysel olarak o felsefeci ve o alim gibi bir imtihana tabiiz. Bu kainat kitabının manasını anlamak. Yani bu kainat acaba bir manayı ifade eden bir kitap mıdır? Bu kainatın bir müellifi var mıdır? Bu kainat kitabının bir sanatkarı var mıdır? Bu kainat kitabını yazan, yaratan biri var mıdır? Ve bu kainat kitabının her bir ayetinde, her bir satırında acaba mana ifade eden ve bize bir şeyler kasteden sanatlar var mıdır? Yoksa bu birinci şıktı. Yoksa eğer böyle değilse bu kainat sadece böyle bir bilimsel gözlükle baktığımızda, bir materyalist gözüyle baktığımızda, bir tabiat perest gözüyle baktığımızda, yani işte 112 elementten oluşan, o elementlerin birbiri arasındaki münasebetleri, işte iki hidrojenle bir oksijen birleştiği zaman su olur. Oksijenin özellikleri su şudur. Hidrojenin özellikleri budur. İşte su 100 derecede kaynar. İşte yer çekimi kuvveti vardır. İşte 9.81 falan filan gibi sadece
Bunları mı ifade ediyor yani? Yer çekimi kuvveti, işte ivme kuvveti, bitkilerde fotosentez olayı, hayvanlarda şu. Yani bu bizim araştırdığımız, bu ikinci seçenek olarak bir bilim adamı gözüyle araştırdığımız her şey aslında doğru mu? Doğru. Bunlar var mı? Var. Bu kainat kitabında bu nakışlar var mı? Var. Bir işte bitkinin beslenmesi fotosentezle oluyor mu? Oluyor, doğru. Ama buradaki bu münasebetler, bu sanat gibi görünen şeylerin arkasında bir fail var. Bunları yapan birisi var. Ve bunların her biri bir mana ifade ediyor. Her birisi bir mana ifade edilmesi için kainata böylesine nakşedilmiş. Yani şimdi her bir mesela annenin yavrusuna süt vermesi hangi manayı ifade ediyor? Yani burada bir şefkat manasına intikal edemiyor mu mesela insanoğlu? Düşünün. Buradaki şefkati göremiyor mu? Oradaki lütfu, ikramı göremiyor mu? Bir yavru annesinin karnından doğduğu anda bu yavrunun, bu insan olabilir, bir hayvan yavrusu olabilir, fark etmez. Bu yavrunun tam ihtiyacı nispetinde ona içerisindeki vitaminlerle, elementlerle böyle yoğrulmuş bir safi, bembeyaz tatlı sütü o yavrunun ağzına indiren kimdir yani? Ona layık bir besin veren kimdir? Onun midesine uygun bir besini o yavru için annesinin süt tulumbacıklarında hazırlayan kimdir yani? Şimdi sen buradaki şefkat manasını anlayamazsan, sen buradaki merhameti göremezsen, sen buradaki rızıklandırmayı, buradaki lütfu ikramı göremezsen, o sütün özelliklerini bilsen neye yarar yani? Neye yarar? Sütün karışımını bilsen neye yarar? Sen o karışımı gördüğünde şunu anlaman lazım. O karışımda güzellikler var mı? Var. Hikmetler var mı? Var. Ama mesela bir yavru annesinden doğduğu zaman mesela süt yağlı olursa o yavru o sütü içemez mesela. Şimdi onun için ilk başta sulu bir süt olması lazım ve ilk doğduğunda hangi besinler ona lazımsa, kalsiyum lazımsa o, fosfor lazımsa o, magnezyum lazımsa o mesela. Onlar lazım olduğu miktarda oraya derc edilmiş. Bir hafta 10 gün geçince hemen o sütün karışımı değişiyor, dengesi değişiyor. Diyelim ki %3 oranında magnezyum ekleniyor mesela. 15 gün geçiyor, işte içine demir ekleniyor. Bir süre geçiyor, içine başka bir çinko ekleniyor, element ekleniyor. Hatta o çocuk, o yavru hasta ise eğer, onun hastalığına faydalı hangi şifa varsa, hangi deva varsa, o sütün karışımının içerisine o derc ediliyor, ekleniyor. Şimdi bunu annenin yapma imkan ve ihtimali yok. Anne bunu bilmez bile. Anne kimyager değil, bir şey değil. Yavru da bunu bilmez. Süt kendisi de bilmez. Dolayısıyla bunu bilen biri vardır. Bunu acıyan, merhamet eden, şefkat eden biri vardır. İntikalini gerçekleştiremiyorsan sen eğer, o sütün içerisindeki elementleri bilmenin ne faydası olacak yani? Hakiki hikmeti anlayamamışsın sen. Çok çalışmışsın, çok gayret etmişsin ama hakiki manayı anlayamamışsın demek olur. Dolayısıyla yani hayvanlara baktığımız zaman o rızıklandırma, o nimetlendirme, o şefkat merhameti, o ihsanı ikramı görmek mesela. Kainatta bahçelere baktığımız zaman hayvanların, kuşların, çiçeklerin üzerlerindeki o sanatlara, o nakışlara baktığımız zaman orada bir ziynetlendirme, süslendirme fiilini görmek. Yani balıklara baktığımız zaman rengarenk desen şekilleri var. Çiçekler deseniz öyle, kuşlar deseniz öyle. Tavus kuşuna bakıp da bunun kasten süslendirilmediğini kim söyleyebilir yani? Tavus kuşuna bakıp bu süslendirme fiilini görmeyip de tavus kuşunun midesinin nasıl çalıştığını bilsen ne işe yarar yani? Çok gayret etmiş ama hakiki amaca ulaşamamış olursun. Hakiki hikmeti anlayamamış olursun. Dolayısıyla yani mesela ben Ahmet kardeşim size desem ki ya ben böyle bir kitap yazdım.
böyle bir kitap yazdım. Benim bu kitabımı al, bu kitabıma dair bir eser yaz yani. Ben burada ne diyorum, bu kitap hakkında görüşlerini bekliyorum senden desem. Sen bu kitabı alsan gitsen, bir ay sonra gelsen. Ben şimdi senden ne bekliyorum? Bu bir kitap yani. Ben bu kitabı telif etmekle buna duygularımı dökmüşüm, düşüncelerimi dökmüşüm, ilmimi dökmüşüm, sanatımı anlatmışım burada. Bu kitapla sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen ise bu kitabı almışsın, bir ay sonra bana şöyle bir rapor getiriyorsun. Ben bu kitabı inceledim. Bu kitap işte 12 santimetreye 20 santimetre boyunda, işte 3 santimetre eninde, genişliği olan, karton kapaklı, işte 600 sayfalık bir eserdir. İşte bu eserin içerisinde 10 bin tane A harfi geçiyor, 5 bin tane B harfi geçiyor, 3800 tane C harfi geçiyor falan. Bunları yazıyorsun şimdi. Kullanılan mürekkebin özellikleri böyledir. Kağıdın kalınlığı budur. Kağıdın rengi şu tondadır. Bunları anlatıyorsun şimdi. Şimdi senin bu anlattıkların doğru, evet doğru. Çok da uğraşmışsın. Tek tek harfleri saymışsın. Ama hiçbir şey anlamamışsın yani. Böyle bir şey bana getirsen ben ne yaparım? Bunu alıp yani onu yazanın kafasına vurursun yani. Dersin ki ya sen ne yapıyorsun ya? Ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben sana İstiklal Marşı okuyorum. Sen diyorsun ki bunda şu kadar harf var. Ya ben sana ne anlatıyorum, ona bak yani. Ben bir bayrak çekmişim. Bu bayrak bir şey ifade ediyor. Sen bayrağın renk tonlarından bahsediyorsun, boyutlarından bahsediyorsun. İşte o yayın açılarından bahsediyorsun. Ama hiçbir manasını anlamıyorsun yani. Dolayısıyla arkadaşlar bak ya bu o kadar önemli bir bakış açısıdır ki bu bakış açısını elde edemeyen bir adam çok ünlü bir mühendis olabilir. Çok büyük bir kimyager olabilir. Dünyanın en önemli bilim adamı olabilir. Ama bu intikali gerçekleştiremediyse eğer çok çalışmış, gayret etmiş ve hakiki hikmeti anlayamamış olur yani. Dolayısıyla yani onların böyle mesela cehli mutlak içerisinde yani Kur'an'ın tabiriyle cehul yani kat kat cahil. Yani öylesine cahil ki hem cahil hem bilmiyor hem de bilmediğini de bilmiyor. Cehli mürekkep deniyor buna yani. Hem bilmiyor hem bilmediğini de bilmiyor. Bazı insan vardır ki bilmez ama bilmediğini bilir. Ben bu konuyu bilmiyorum der. Bilmediğini bilir. O insana bilmediğini anlatırsın, o öğrenir yani. Ama bir insan da vardır ki hem bilmez hem bilmediğini de bilmez. Hem bir de kendini bilir zanneder. Dolayısıyla işte bu cehaletin zirvesidir yani. Yani dolayısıyla yani mesela Ebu Cehil cehaletin babası. Ya sen peygamberi gördüğün halde, bir peygamber geleceğini bildiğin halde, o peygamberin mucizelerini gördüğün halde nasıl intikal edemiyorsun? Bakın. Nasıl cehalet perdesi, küfür perdesi senin bu imanına mani oluyor yani? Zaten kafir ne demek? Küfür. Küfür bir şeyi örtmektir yani. Hakikatin üstünü örtmek küfürdür yani. Dolayısıyla bu intikali gerçekleştiremediğin zaman hakiki hikmeti anlayamamış olursun. Ne kadar çalışmış olursan. Ve işin garip tarafı bu intikali gerçekleştiren fakat okuma yazma bilmeyen bir insan Allah katında o felsefeciden daha kıymetli olmuş. Çünkü hakiki hikmete intikal etti ve benim dediğim manayı anladı yani. Şimdi düşünün, ben bir hediye veriyorum. Bir hediye ve iki tane hediye hazırlıyorum. Hediyenin birini okuma yazma bilmeyen bir çocuğa veriyorum. Birini de bilim adamına veriyorum. Ben bilim adamına verdiğim hediye ile ilgili bana çıkardığı rapor, laboratuvardan çıkardığı bir analiz. Bunun özelliği şöyle, şusu böyle, busu böyle. Halbuki o çocuk ise benim o verdiğim hediyeden dolayı memnun oluyor, seviniyor, teşekkür ediyor. Benim onu sevdiğimi anlıyor, ona kıymet verdiğimi anlıyor. Ona bunu hediye olarak ikram ettiğimi anlıyor, benim maksadımı anlıyor ya. O çocuk anladı,
Okuma yazma bilmeyen bu çocuk anladı. Ama sen bir bilim adamı olarak bu manayı anlayamadın. Çok debelendin, çok uğraştın, çok çalıştın ama hakiki hikmeti anlayamadın. Neden? Çünkü hotpesent ve tabiat perestsin. Allah dememek için, oradaki manayı anlamamak için meseleyi tabiata veriyor. Makam perest ve kibirli ve kendi ilmine itimat ediyor. Dolayısıyla hakiki hikmeti anlayamıyor. İşte demek ki bakın, kainat kitabı da Allah tarafından yazılmış, telif edilmiş ve onun envai çeşit sanatlarıyla ziynetlendirilmiş, süslendirilmiş bir Kur'an gibidir, bir kitap gibidir. Bu kitap hakkında ne düşünüyorsun diye her birimize bu kainat kitabı sunulmuş. Biz o kainat kitabının içinde yaşıyoruz, o kainat kitabının üstünde geziyoruz. Ve her tarafımız sanatlarla dolu. Yani sanatsız bir şey var mı kainata baktığınızda? Bir zerreden, bir hücreden tutun, bir çiçeğe kadar, bir taşa kadar, bir ağaca kadar her şey yerli yerinde vazifesini yapıyor, mükemmel bir şekilde vazifesine koşturuyor. Demek ki yani bu kainatı yaratan zat bundan istediği bütün hikmetleri ortaya koyuyor yani. Şimdi sen bu kainat kitabının içerisinde yaşayıp da bunun bir kitap olduğunu anlamazsan ne yapayım ben artık, sen ondan ne anladın yani? Ama hakiki hikmeti anlasan oradaki anladığın her bir şey de o hikmet hesabına geçer. Yani mesela biz mesela Kur'an talebeleri demiyoruz ki buradaki tespitler gereksizdir. Bilim ne kadar şey tespit etse çok güzeldir. Biz de tespit ederiz, biz de meşgul oluruz. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, Cenab-ı Hakk'ın sanatını bize anlatan bir alettir yani. O bir sanattır. Bilim kendisi sanatkar değildir. Tabiat bir sanattır. Tabiat sanatkar değildir. Tabiat bir şey yaratamaz. Bu hikmetleri düşünemez. Dolayısıyla kainata bu şekilde bakmak yani. Bunu böyle bakamadığı zaman insan ne olmuş oluyor? Kainat abes, boş, tesadüf oyuncağıyla kendi kendine olmuş, sebeplerin arka arkaya gelmesiyle vücut bulmuş, manasız bir kağıt hükmündedir. Yani manasını anlayamayınca kainat kitabı bu noktaya düşmüş olur. İşte demek bu temsilde o sultanın yazdığı Kur'an hakikatte kainat kitabına işarettir. O hakim ise hakim-i ezelidir. Yani ezeli hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak'tır. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi, o yabancı olanı, ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Demek ki biri felsefecilermiş, kainata böyle bakıyorlar, tabiata böyle bakıyorlar. Diğeri ise Kur'an talebeleriymiş ki kainatın hikmetini, manasını anlamış oluyorlar. Evet, muhteşem bir temsil olmuş oldu yani. Evet, buyurun devam edelim. Burak abi, iki tane soru geldi aklıma da. Evet. Birincisi soru şu abi. Cenab-ı Hak bu kainatı bu kadar süslü yaratmış ya, o temsilden de düşündüğümüz zaman o hakim acaba imtihanın sırrı mı yani? Onu söylemek istiyorum. Yani imtihan sırrı mı acaba bu kadar süslü yaratılması, bu kadar tezyinatlı yaratılması? Yani bir manada hakikati görememek de bir imtihanın sırrı olabiliyor mu acaba? Yani tabii Ahmet kardeşim, mesela hani birçok hikmetleri var. Yani bunun bir imtihan olması da yine onun hikmetidir. Fakat buradaki asıl maksat, bakın asıl maksat o hakimin kendini tanıttırma maksadıdır. Kendi sanatını göstermek istemesidir. Şimdi siz bir esere baksanız, mesela diyelim ki bir kitap alacaksınız. Kitabın kapağına baktınız ki böyle çok lüks bir kapak yapılmış. O kitabın başı böyle kapağı altınla yaldızlanmış.
O kitabın ismi elmas ile yazılmış. Bakın ne yaparsınız? Bir anda dersiniz ki ya demek ki bu kitap o kadar kıymetli bir kitap ki bunun içerisinde öyle güzel manalar var ki bunun kapağı bile böyle ziynetlendirilmiş, süslendirilmiş. Yani ona bir anda dikkat kesilirsiniz. Kapağı böyleyse içi nasıldır? Yani sureti böyleyse hakikati nasıldır? Onun iç yüzü nasıldır diye ona dikkat kesilirsiniz, öyle değil mi? Ama görseniz ki rafta bir kitap var, üstü başı yırtık, mesela böyle yamuk yumuk şeylerle yazılmış, eski bir şey var. Herhalde dersiniz kıymetsiz bir eser dersiniz yani. Dolayısıyla içindeki mananın kıymetini ifade etmek için dışının suretinin böylesine süslü olması yani ondaki kıymete atfedilen bir şeydir, bir değerdir birincisi. İkincisi o sanatkarın sanatını göstermek istemesidir. Bakın. Üçüncüsü oradaki ziynetler ve süsler o sanatkarın size kıymet verdiğini bildirir. Size kıymet verdiğini bildirir. Yani şunu diyebilirdi. Ya ben bir kitap yazdım, içinde çok güzel manalar var. İster anla, ister anlama. Ama bu kitabın kapağını böylesine süslendirmesi sana kıymet verdiğini gösteriyor. Yani ben bir yemek ikram etsem, o yemeği altın tabakta getirsem, bu size duyduğum muhabbetin, sevginin ve verdiğim değerin bir göstergesidir. Dolayısıyla bu süslendirmeler, kainattaki bu ziynetler ve süslendirmeler Cenab-ı Hakk'ın bize kendini sevdirmek istemesidir ve bizi sevdiğini bize bildirmesidir. Bakın bu da üçüncü mana oldu. Üçüncü hikmet oldu. Şimdi dördüncü hikmet, Cenab-ı Hakk'ın asıl muradı, asıl manası ben bir imtihan edeyim değil ki. Kendini tanıttırmak istiyor Allah. Diyor ki küntü kenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. İmtihan sonra geliyor. Yani ben bilinmek istedim, kendimi tanıttım. Acaba sen anladın mı, anlamadın mı? Yani imtihan buradadır yani. İmtihan birinci hikmet değildir. Yani siz üniversiteye gidiyorsunuz, bir bölümde okuyorsunuz. Mesela fizik bölümü okuyorsunuz. Şimdi oraya gittiniz, vize oluyorsunuz, final oluyorsunuz, sınava giriyorsunuz. Yani deseniz ki ya biz bu üniversiteye imtihan olmak için geldik, sınava geldik herhalde desen, yani bu abes olur. Niye? Ya sen sınav olmaya gelmedin. Sen orada fizik ilmini öğrenmeye geldin. Sana fizik sanatı anlatılıyor burada. Bu anlatıldıktan sonra maksat seni güzel bir fizikçi yapmak, iyi bir bilim adamı yapmak. Yani fizikten anlayan bir alim olman isteniyor. Sonra sana bu takdim ediliyor. Bu fiziğin manası, kıymeti anlatılıyor. Sonra sana deniyor ki anladın mı, anlamadın mı diye test ediliyor. Yani bu imtihan sonraki bir hikmettir yani. Dolayısıyla hani biz bu dünyaya ne maksatla geldik? İmtihan için geldik. Sadece imtihan değil ki, imtihan sonraki meseledir. İmtihan bize bakan taraf olduğu için biz hemen imtihanla meşgulüz. Bir öğrencinin derdi nedir? Sınavları bir geçsek, şu imtihanlar yine geldi. Bak ona bakan tarafı o. Ama devlet ondan ne istiyor? Bir bilim adamı olsun, bir alim olsun, devlete millete fayda verecek bir bilim sahibi olsun diye üniversiteler kurulmuş. Bu kadar bilim adamı yetişmiş. İnsanlar oraya o yüzden davet ediliyor. Ama biz işin hemen sıkıntılı tarafına bakıyoruz. Biz üniversiteye, finale, vizeye geldik herhalde. Bu dünyaya da imtihana geldik gibi bu tarafta kalıyoruz. Dolayısıyla yani dediğinizin şeyi var. Evet, oradaki süslendirmeler bir imtihan vesilesi de var. Yani bazen o süslerin cazibesi, o dünyanın cazibesi ne yapıyor? O mana noktasında insanları böyle o manaya intikallerinde böyle gözlerine şey oluyor mesela. Parlıyor onlar yani. Onlarla kendini meşgul ediyor. Ya düşünün yani bir bilim adamı ömrünü veriyor böyle şeylere. Ama oturup da bunda bir mana olduğuna intikal edemiyor yani. Ama hayatını harcıyor mesela. Bir fizik ilmini harcıyor, bir kimya ilmini harcıyor, bir zooloji ilmini harcıyor, her neyse. Bir ziraatı harcıyor. Halbuki ziraatı harcarken demiyor ki ya bu tohumdan bu ağaç nasıl oluyor? Yani o tohumun içindeki dört tane maddeyi
işte hidrojen, oksijen, işte azot, bunları, karbon, bunu tespit etmek sana ne netice veriyor yani? Bir incir çekirdeğinden bir ağacın olmasındaki kudreti göremiyorsan, buradaki iradeyi fark edemiyorsan, buradaki hikmeti, buradaki lütuf ve ikramı göremiyorsan, sen onun içerisindeki malzemeyi, maddeyi görsen sana ne fayda, kime ne fayda yani? Hakiki hikmeti anlamamış oluyorsun yani. Evet. Abi, bir de şöyle bir şey geldi aklıma da. Hani Mesnevi Nuriye'de üstad diyor ya, dünyanın üç yönü vardır diyor. Birisi Esma İlahiye'ye bakar diyor. Biri ahiretin tarlası olduğu için bakar. Biri de levhiyattır diyor yani şimdi. Dünyanın bu kadar zinetli ve süslü olmasının acaba hani bir manada Esma İlahiye baktığı yönü ve ahiretin tarlası olduğundan dolayı mı acaba bu kadar süslü yaratılması? Evet. Yani şimdi Allah kendini tanıttırmak istiyor dedik ya. Allah kendini nasıl tanıtacak? Yani bir kere Allah'ın zatı ile, mukaddes zatı ile ilgili bir bilgimiz yok ve onu o noktada idrak edecek bir kapasitemiz yok. Peki biz Allah'ı nasıl tanıyacağız? Zaten bize bakan tarafı olur yani. Allah'ı biz nasıl tanıyacağız? Sıfatlarıyla ve isimleriyle tanıyacağız. Yani Allah nasıl bir Allah'tır? Bizi yaratan Allah nasıl bir Allah'tır? Bizi niye yaratmış? Bizden ne istiyor? Bize kendini tanıttırmak istiyor. Peki o tanıttırmasına karşılık biz nasıl bir Allah'la muhatap oluyoruz? Yani ilim sahibi midir? Kudret sahibi midir? Şefkat merhamet sahibi midir? Sanatkar mıdır? Cemali kemali mi vardır mesela? Hikmeti mi vardır? Hayat veren, ölüm veren mesela musavvir, müzeyyin. Şimdi birçok isim ve sıfatları var. Şimdi Allah bu isim ve sıfatlarını bize neyle anlatacak? Yani nasıl bildirebilir? Düşünün, bir sanatkar kendi sanatını muhataplarına nasıl anlatır? Yani bir fiil ortaya koyması lazım. Bir sanat ortaya koyması lazım. Biz bir futbolcunun iyi bir futbolcu olduğunu nasıl anlıyoruz? Yani ortaya bir fiil koyuyor. O fiille sanatını ortaya döküyor yani. Onunla anlıyoruz. Bir ressamın iyi bir ressam olduğunu ortaya koyduğu resimle, sanatla anlıyoruz. Bir heykeltıraşın iyi bir heykeltıraş olduğunu ortaya koyduğu heykelle anlıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın da yani nasıl bir Allah olduğunu biz ancak ortaya koyduğu sanatlarıyla anlarız yani. İşte kainat kitabı da baştan sona Allah'ın zerrelerden yıldızlara kadar birer sanatıdır. Bu sanattaki zinetlendirmeler, süslendirmeler de bakın o hakikatte söylemişti. Yani o manaların inceliklerine, o manaların derinliklerine işaret etme maksadıyla oraya konmuş. Yani mesela şöyle düşünelim. O hani tevafuklu Kur'an'da demişti ki Allah lafızları mesela kırmızı olarak yazılmış. Buradan deniyor ki bak dikkat et. Burada bir sanat var. Sanata dikkat çekiyor. Yoksa kırmızı onu böyle süslü görünsün diye kırmızı boyanmamış ki. Oradaki süsten bir kasıt var, bir maksat var. Yine bir manaya karşı bir intikal var. Demek ki bizim kainatta gördüğümüz bütün güzellikler bak. Bütün güzellikler. Yani bütün çirkinlikler de bütün güzellikler. Bütün var olan her şey bize Allah'ın Esma-i Hüsna'sının tanıtımını yapıyorlar. Esma'nın tecellilerini teşhir ediyorlar. Dolayısıyla biz onlar ile Allah'ı tanıyabiliriz. Demek bu süslendirmelerdeki maksatlar bunlar için yani. Evet, buyurun. Burak abi, son bir şey daha. Şimdi mesela burada dedi ya hani ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an hakimdir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Şimdi mesela buradan da anlaşılıyor ki sonra aşağıda da diyor işte hani sonra hakperest müdakkik alimin eserine baktı gördü ki gayet güzel nafi bir eser ve gayet hakim alem ve mürşidlerin bir tefsirdir. Şimdi bu alim zat o işin tezyinatıyla hiç uğraşmamış. Sürekli manalarıyla uğraşmış. Şimdi bu temsilden de biz şunu anlıyoruz. Yani o zaman bu kainatı
anlamak için o tezyinatı da görmek lazım aslında. Yani o fizik kurallarını, o kimya kurallarını, o matematik kurallarını Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sistemi görmek ve bunun için çalışıp ondan sonra o şeyi yakalamak lazım. Ama şimdi üstadım burada dediğinde o zaman hiç ehemmiyet vermiyor gibi sanki. Halbuki Evet. bütün kainattan deliller yani Allah'a yani eser sanatı görüyoruz ki ondan sonra yapana müessire gidiyoruz. Şimdi burada da üstad hiç ehemmiyet vermiyor gibi anlattı. O zaman sanki burada bir çelişki yok mu Burak abi? Yani burada o zaman biz kainatı anlarken fiziği, kimyayı, biyolojiyi bilmek, ilmini öğrenmek için yani onları bilmeden nasıl yapacağız, nasıl öğreneceğiz? Evet. Mehmet kardeşim, güzel bir soru. Şimdi Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde üstadımız mesela bunun gibi muhtelif temsillerde ona mesela şimdi Kur'an'da mesela 25. sözde var bu. Ondan sonra yine Kur'an'ın mucizelerle ilgili kısımlarda var. Şimdi onlara değeri kadar kıymet verir Kur'an. Mesela şimdi Kur'an bir sinekten bahseder. Sineğin kanadından bahseder, değil mi? Mesela yıldızlardan bahsediyor Kur'an. Semavattan bahsediyor. Ama Kur'an'ın o manalarının içerisinde semavatın yeri ne kadardır? Kur'an'ın o manalarının içerisinde yıldızların ehemmiyeti ne kadardır? Hani bazen öyle soru soruyorlar ki, mesela diyorlar ki işte, peki Allah niye şu yıldızlardan bahsetmedi? Niye şunlardan bahsetmedi? Mesela geçen bir video çekmiştik. Orada altına hemen soru sormuşlar. İşte Allah niye dinozorlardan bahsetmiyor falan. Ya şimdi Kur'an yani zooloji kitabı değil ki. Kur'an yani şimdi 400 bin tür nebatat var, hayvanat var. Her bir türün içerisinde, bir sinek türünün içerisinde binlerce nev var. Şimdi bunlardan tek tek yani Kur'an hayvanatı anlatan bir kitap değil ki. Veya Kur'an astronomi kitabı değil ki. Kur'an kimya kitabı değil ki. Kur'an fizik kitabı değil ki. Fiziğe değinir, kimyaya değinir. Astrolojiden bahseder, astronomiden bahseder, hayvanlardan bahseder ama her birisine kıymeti kadar değer verir. Yani şu kainatın manaları içerisinde dinozorun ne kadar bir hükmü vardır yani mesela. Dinozordan bahsetse kartaldan niye bahsetmemiş diyecek mesela. Yani dolayısıyla şimdi burada hiçbir şeyden bahsetmemek değil. Zaten burada mesela onları nazarı itibara almaz, dikkate almaz demiyor. Bakın onlarla meşgul olmadı o kadar. Ama mesela onlarla diyelim ki insan intikal gerçekleştirdiği zaman bak bir şeyle meşgul oldu. O meşgul olduğu şeyden hangi ilim olursa olsun bir insan mesela tıp ilmiyle uğraşıyor. Tıp ilmiyle Allah rızası için uğraşırsa, Allah'ı tanımak maksadıyla uğraşırsa o tıp ilmi marifetullah ilmi olur. O tıp ilmi o kişiye Allah'ı anlatır. Yani mideyi inceliyor. Ya Allah nasıl yaratmış? Şuradaki hikmete bak. Buradaki salgılar böyle işte karaciğerde şu kadar enzim var, bu kadar şu var. 2500 tane vazife yapıyor diyor bilim bakın. Yani bu ciğer bu ya. Yani gidip böyle hani ciğer yiyoruz ya mesela. Ya bu yediğimiz ciğer yani mesela bakın. 2500 tane vazifesi var. Sen bir insan olarak kaç vazifen var yani bu dünyada say desen 10 tane sayarsın. Bak kendine kaç vazife addettin? Kaç şeyi kendine hedef seçtin? Ya bir karaciğerin 2500 tane vazifesi var. Yani demek ki bakın bununla ilgilenen bir insan Allah Allah yani her gördüğü sanatta hayreti artsa, istihsanı artsa, maşallah ya Rabbi nasıl yaratmışsın dese o ciğeri de incelemesi marifetullah'tır. Matematiği incelemesi de marifetullah'tır. Tıp ilmini incelemesi de marifetullah'tır. Ve Kur'an bize mesela Adem Aleyhisselam'a öğretilen talim-i esma ile diğer peygamberlere verilen mucizelerle bunu bize ders veriyor. Yani bırakın öyle şeylerle ilgilenmeyin demiyor Kur'an. Onları intikalinize vesile edin diyor. Yoksa zaten kainatı böyle yaratmazdı ki. Yani neden 400 bin tür yaratsın? Neden
ağaçları böyle yaratsın Allah? Neden o ağaçları çiçekli yaratsın? Yani derdi ki sizin için üç tane vitamin var. A, B, C. Şu ağaçtan A vitamini, şundan B, şundan C. Her gün birer tane yutun. Tamam, hayatınıza devam edin derdi. Veya gerek yoktu. Biz de mesela güneşten fotosentez yoluyla rızkımızı alırdık. Niye milyonlarca çeşit Allah rızık yaratıyor? Elbette ki o rızıklara bakacağız, göreceğiz, inceleyeceğiz. Ama Allah'ı tanıtacak bunlar bize. Onun içerisinde boğulup kalmayacağız yani. Dolayısıyla yani onunla iştigal etmek yani nefyedilmiyor. Onunla meşgul olmak reddedilmiyor. Mesela diyor ki afaki tefekkürde diyor icmali bir şekilde yap afaki tefekkürünü. Ama enfüsi tefekküründe derinden derine tefekkür et diyor. Ya ben niye buradayım? Benim vazifem ne? Varoluş amacım nedir? Kendini bul. Kendini bil. Hani kendini gerçekleştirmek diyorlar ya buna mesela. Ama şimdi yani Merkür nasıl acaba? Şimdi hayatını buna adarsan kendini unutursun yani. Bakın bu sefer ne olmuş oluyor? Bakın ayette var. Yani onlar diyor kendilerini unuttuğu için Allah da ona yani onlar Allah'ı unuttuğu için Allah onlara kendilerini unutturdu diyor. Ya bak kendini unutmak. Şimdi sen kainata Allah hesabına bakmayınca, Allah'ı dikkate almayınca, Allah'a kıymet vermeyince Allah da seni sana unutturuyor. Ve sen orada boğulup gidiyorsun yani. Yani onu yaratanı düşünmeyince şimdi sen düşün. Bir resim var. O resme bakıyorsun. Resmin incelikleriyle meşgul oluyorsun. Sanatçıya karşı hiçbir şeyin yok. Ne bir hürmetin var, ne bir muhabbetin var, ne bir teşekkürün var, ne bir tebrikin var. Maşallah ne güzel bir sanat yapmışsın demiyorsun. Sanatın içerisinde boğuluyorsun. Halbuki o sanatla senin hiç alakan yok. Yapan da sen değilsin. Ama o sanatçıya karşı tamamen minnetsiz, umursamaz, teşekkürsüz, istihsansız böyle bir durumdasın. Yani o sanatçı ne yapıyor bakın? Yani o sanatını sana kendini tanıttırmak için göndermiş. Sen o sanatçıyı unutuyorsun. İşte Allah diyor, onlar Allah'ı unuttuğu için Allah da ona kendilerini unuttu. Bakın şimdi biz kendimizi unuttuğumuz anda kendi varoluş amacımızı gerçekleştirememiş oluyoruz. Hani men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Hani kim nefsini bilirse, kim kendini bilirse, kim kendini tanırsa Rabbini tanır diyor. Yani Rabbini tanımanın yolu kendinden geçer. Ben ne yapıyorum? Neciyim? Neden geldim buraya? Amacım nedir? Kendi gayesinde yoğunlaşmak yani. Ben Merkür'ün işte içindeki toprakların analizine kendimi adarsam kendi varoluş amacımı yakalayamam ki. Iskalarım yani. Niye burada olduğumu bilmiyorum ama Merkür'ün tozu toprağından haberim var. Yani sen önce kendinin ne olduğunu bil. Ne için burada olduğunu bil yani. Dolayısıyla yani demek ki bunlarla uğraşırken mesela bilimle, ilimle uğraşırken onu Allah hesabına çevirdiğimiz sürece sorun yok. Çeviremediğimiz noktada orada boğulursak o zaman hakikati ıskalamış oluyoruz. Kendi varoluş amacımızı da ıskalamış oluyoruz. Dolayısıyla o yüzden buna ehemmiyet vermedi diyor. Buna ehemmiyet vermemek o yüzden. Yoksa bir reddiye şeklinde değil yani. Evet. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azimi kainatın en âli bir müfessiridir ve en belir bir tercümanıdır. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sahifelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders veriyor. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saninin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Evet.
Şimdi burada bakın çok yani müthiş şeyler söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani gerçekten çok güzel bir üslup ve çok güzel bir izah. Şimdi burada temsildeki Kur'an hakikatte neydi? Bu kainat kitabıydı. Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle Kur'an-ı Kebir kainat. Yani şu kainat denilen büyük Kur'an. Yani bir Kelamullah vardır ki Allah'ın kelam isminin, kelam sıfatının tecellisidir. Bize iki kapak arasında bir Kur'an olarak ayetleriyle gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olarak gelmiştir. Bir de Allah'ın kudret isminin, kudret sıfatının tecellileriyle yazılan bir kitap vardır ki işte o kainat kitabıdır. O kainat kitabı da bir kitaptır, bir mana ifade eden yazıdır. O kainat kitabının ayetleri de işte ve min ayatihi halkus semavati vel arz mesela, değil mi? Yani yerin ve yerlerin, göklerin yaratılmasında sizin için ayetler vardır. İşte denizde yüzen gemilerde sizin için ayetler vardır. Gökte uçan kuşlarda, yerden bitkilerin çıkmasında, bulutlardan size yağmurun indirilmesinde, aklını kullanan topluluklar için, sizler için ayetler vardır diyor ya. İşte o kainat kitabının ayetlerini de Cenab-ı Hak bütün kainattaki sanatlarının olduğunu söylüyor. Şimdi bu Kur'an'ı bize tefsir eden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki bir soru şimdi. Bu kainat da bir kitapsa, bu kainat da bir Kur'ansa, bu kainatın müfessiri kimdir? Bu kainat kitabını bize kim tefsir ediyor? Bakın, müfessir ne demek? Tefsir bir şeyi tefsir etmek veya bir şeyin tercümanı ne demek tercüman? Bir dilden başka bir dile manaları aktaran kişiye tercüman denir, değil mi? Mesela İngilizceden Türkçe'ye çeviriyor. Peki şimdi bu kainat kudret diliyle yazılmış, kudret eliyle, kudret kalemiyle yazılmış bir eserdir. Bunun bize tercüme edilmesi lazım. İşte bakın dikkat edin şimdi. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an'ın yani şu büyük kainat denilen kainat Kur'an'ının en âli bir müfessiridir ve en belî bir tercümanıdır. Şimdi burada kitap hangisi, tercüman ne, kainat kitabı ne, müfessir kim? Bak dikkat edelim. Bu Kur'an-ı Hakim yani bu bizim elimizdeki Kur'an var ya bu kainat kitabının müfessiriymiş. Yani bu Kur'an kainatı bize tefsir ediyor. Kainattaki Allah'ın ayetlerini bize Kur'an açıklıyor. Ve kainat kitabındaki bizim anlayamadığımız dilleri Kur'an bize tercüme ediyor. Kainat kitabını Kur'an bize tercüme ediyor. Yani dolayısıyla bu Kur'an hem bir tercümandır hem bir müfessirdir. Kur'an kendisi bir tefsirdir. Evet, o Furkan'dır ki yani Furkan bakın yani hak ile batılı birbirinden tefrik eden, fark ettiren, batıl ile hakikati farkını ortaya koyan şu Furkan'dır ki, şu Kur'an'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanın yapraklarında kalemi kudretle yazılan, kudret kalemiyle yazılan ayat-ı tekviniyeyi yani kevni ayetleri, o tabiatta gördüğümüz, mükevvenatta gördüğümüz ayetleri cin ve inse ders verir. Bakın, Kur'an şu kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında, kainat birer sayfa gibi, zaman birer yaprak gibi, o zamanın yapraklarında kudret kalemiyle yazılan ayetleri, hani biz tabiat kanunları diyoruz ya buna, tabiat perestler bakıyor, tabiata hayret ediyor, tabiat ana diyorlar ya, orada bir şey fark ediyorlar. Bir merhameti, bir rahmeti fark ediyorlar. Bir kanunu, bir hikmeti, bir güzelliği fark ediyorlar. Tabiat perest oluyorlar, tabiata tapıyorlar. Halbuki o tabiatın bir sayfa olduğunu, bir Kur'an olduğunu, o Kur'an'ın tercümesinden dinleselerdi, yani Kur'an'dan dinleselerdi,
o zaman o kainatın bir kitap olduğunu anlayacaklar. Demek o kainat kitabının ayetlerini bize Kur'an ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan, her biri manalı birer harf olan mevcudata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Bakın, bu manayı harfi, mana ismi meselesi çok önemli. Bunu müstakil bir başka zaman inşallah bunun dersini okuruz inşallah Risale-i Nur'dan. Burada sadece şu manaya dikkat çekelim. Bakın, manayı harfi, harfi mana, harf ile alakalı mana. Bir de manayı ismi. Şimdi bir isim düşünün. Mesela Ahmet kardeşim, sizin isminiz nedir? Ahmet. Mesela ben şu anda baktığımda ekranda Ahmet yazısını görüyorum. Peki bu Ahmet ismi neylerden oluşuyor? Harflerden oluşuyor. Yani bir tane A, bir tane H, bir tane M. Bunlar yan yana gelmişler. Ahmet ismini oluşturmuşlar. Şimdi buradaki Ahmet isminin ilk harfi olan A ne için orada? Neden orada? Yani işte ben bir A'yım. İşte kendimi ifade ediyorum A olarak. Benim kendime ait bir şahsiyetim var. Biz onu A harfine müstakil bir şahsiyet verip bakmıyoruz ki ona. O A Ahmet'i ifade etmek için orada. Yani kendi için orada değil. Onu oraya yazan, ben buraya bir A yazayım, bir de bir H yazayım diye yazmamış. A'ya bir kıymet verdiği için, H'ye bir kıymet verdiği için yazmamış. Ben buraya bir A yazayım, işte bu alfabenin ilk harfidir falan diye yazmamış. Onu oraya yazan Ahmet yazmak istiyor. Onu oraya yazmasındaki kasıt Ahmet ismini ifade etmektir. Dolayısıyla oradaki harf kendine bir delaleti yoktur. Kendisi için orada değildir. Başkasının manasını ifade etmek için oradadır. O manayı ifade etmiyorsa eğer, o harfin orada olmasının hiçbir manası yoktur. Şahsiyet itibariyle bir kıymeti yoktur. Ahmet ismini ifade etmek için orada vardır. Bakın, demek ki kainattaki her mevcut kendisi için orada değildir. Kainattaki her bir mevcut harfi bir mana ile kainata derc edilmiş, kainata yazılmıştır. Kendisini anlatmıyor. Kendi kastedilen isminin bir işareti olarak oraya konmuş. Yani manayı ismi de Allah vardır. Asıl kasıt Allah'adır. Asıl kasıt sanatkarınadır. Oradaki her bir sanat sanatkarı için oradadır. Bütün mevcudat kendi sanatkarından haber verir. Kendi için orada değil, sanatkarının manasını ifade etmek için oradadır. Dolayısıyla kainata manay harfiyle bakmak. Yani kainata kainat hesabına değil. Bir çiçeğe baktığımızda ya ne güzel bir çiçek demek değil. Zaten böyle öyle söylüyor bakın. Ne kadar güzel yapılmış der. Yani bu çiçek ne kadar güzeldir deyince sen çiçeğe odaklanıyorsun. Halbuki desen ki bu çiçek ne kadar güzel yapılmış deyince birden yapana karşı bir intikalim var yani. Dolayısıyla işte hani biraz önce bir örnek verdik ya, bir kitap yazılmış, içinde kaç tane harf olduğundan bahsediyor. Harfe odaklanırsan sen bu kitabın ifade ettiği hiçbir manayı anlamazsın. Kitapta kaç tane A harfi geçiyor, onunla meşgul olursun. İşte bakın, o alim bununla meşgul olmamış. O alim bu kitaptaki her bir harf hangi manayı ifade ediyor? Bu kitabın yazarı bana ne demek istiyor? Hangi manayı anlatıyor? Ona odaklanmış. Dolayısıyla kainata manayı harfi nazarıyla, yani onlara sanatkar hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette sanatkarının cemaline delalet ediyor, delil oluyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Kainatın hakiki güzelliği ancak bu manayı harfi nazarıyla bakarak görünüyor. Evet, ama Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatına dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış.
şu Kitab-ı Kebir'in hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken, öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar. Öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Onunla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsız bir safsafadır ve kainata bir tahkirdir. Evet, demek ki yani Kur'ani bir bakış açısı, ilmi bir bakış açısı nedir? Kainata harf nazarıyla bakmak ve kainatın ifade ettiği manaları anlamaya çalışmak. Yani demek ki Kur'an kainata böyle bakıyor ve Kur'an'ın şakirtleri, Kur'an'ın talebeleri de kainata böyle bakıyor. Fakat ilmi hikmet dedikleri felsefe ise, yani bu felsefenin, filozofların kainata bakışı nasıl? Yani müsbet olmayan, kainata Allah hesabına bakmayanların bakış açısı nasıl? Huruf-u mevcudatın tezyinatında, yani mevcudatın harflerinin zinetlerinde ve münasebetlerinde dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Yani Ahmet ismine bakarken A nedir, H nedir, M nedir bunu inceliyor. A ile H arasındaki münasebetleri inceliyor. H'den sonra M'ye gelip bunu inceliyor. Tamam, bunu incele ama bunu bir hikmete göre incele de ki ya bu Ahmet manası ne kadar güzel ifade edilmiş. Harflerin arasında da şu münasebetler var. Bu bütün bu münasebetler Ahmet ismine delildir. Ahmet ismini gösteriyor. Bu noktada kıymetlidir. Sen oradaki Ahmet ismini göremeyip de harflerin arasındaki münasebete bakarsan o ismin ne mana ifade ettiğini hiç anlamazsın. O kitabın ne mana ifade ettiğini anlamazsın. Demek ki bu felsefenin bu bakışı ne yapmış? Kainattaki bu münasebetlere dalmış, sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu Kitab-ı Kerif'in hurufatına, yani şu büyük kebir kitabın harflerine manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar ve öyle bahseder. Mevcudata mevcudat hesabına bakar. Bir sanata baktığında sanata sanat için bakar. Sanatkarıyla hiçbir irtibat kurmaz. Bir ressam resim yapmış, resmi inceler, resimdeki incelikleri görür. Sonra diyor ki bu resim kendi kendine olmuş. Boyaların saçılmasından, işte resim şeyin desenlerin şöyle olmasından, rüzgarın esmesinden, kalemin şöyle serpilmesinden, boyanın şöyle dökülmesinden bu resim oluşmuştur diyor. Yani o resimdeki anlatılmak istenen manada hiç ilgisi yok. Dolayısıyla yani o manayı anlayamayınca ne oluyor? Sersemleşiyor ve hakikatin yolunu şaşırmış oluyor. Ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Bakın kainat bile aslında kainata çok kıymet veriyor bu. Bunu böyle yapan kişi. Kainata kıymet verdiği halde ne yapıyor? Kainat ondan şikayetçi oluyor. Niye? Yani kainata aslında kainata odaklanıyor. Bütün kıymeti kainata veriyor ama ona rağmen kainatı manasızlıkla itham ettiği için kainatın hakiki kıymetini düşürüyor. Şimdi düşünün, mesela biraz önce dedik ya, ben elimde bir demet çiçekle birisine gelsem, bu çiçeği versem, takdim etsem, o çiçeğin de kendi bir şuuru olsa, kendi aklı olsa, kendi fikri olsa, kendinin de ne olduğunu biliyor olsa, şimdi ben karşıdaki muhatabıma bir demet çiçekle gittim, bu çiçeği alan kişi çiçeğe baksa, çiçeğin kıymetinden, çiçeğin özelliklerinden, bütün nazarını çiçeğe verse, çiçeğin işte içinde şunlar var, bunlar var, tüm özelliklerini saysa, çiçeğe odaklansa ve onu getiren, onu veren, onun içerisine o sevgi, muhabbet manasını nakşeden,
o maksatla o çiçeği götürenden hiç haberi olmasa, ya bırakın o çiçeği getireni, çiçek bile ondan davacı olur. Der ki ya ahmak mısın sen, benimle ilgileniyorsun. Bunu sana getirene baksana, sana bir şey anlatmak istiyor yani. Ben sana olan muhabbeti ifade etmek için senin huzuruna geldim. Sen benimle meşgul oluyorsun, sen benimle meşgul olma. Sana olan muhabbetle meşgul ol. Ben bir mana ifade ediyorum. Ben sadece karbondan, azottan müteşekkil bir şey değilim yani. Şu renkten, bu renkten müteşekkil, şu çiçekten, bu yapraktan müteşekkil bir şey değilim. Manama odaklan. Çünkü bendeki mana, bendeki suretten çok daha âlidir. Çok daha galidir. Çok daha kıymetlidir. İfade ettiğim mana benim nakışlarımdan çok daha öte bir şeydir. Sen bu manayı anlayamayınca bendeki nakışı anlasan ne olur der. Yani çiçek bile ondan davacı olur. Beni manasızlıkla, abesiyetle itham ettin diye. Bakın evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır. Ve kainata bir tahkirdir. Yani felsefenin, mesela dindar bir felsefe, yani Allah hesabına kainata bakan bir felsefe ile bir sorunumuz yok. Ama bir felsefe dinsiz bir şekilde kainata bakıyorsa, Allah hesabına bakmıyorsa, her şeyi tabiata veriyorsa, her şeyi bilimle açıklamaya çalışıyorsa, işte o ancak hakikatsiz bir safsatadır. Hakikati anlayamamış, hakiki manayı anlayamamış bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Kainatın hakiki hikmetini hakir görmektir, tahkir etmektir. Evet. Evet, Allah razı olsun. Bu 12. söz, bu felsefe hikmetiyle Kur'an'ın hikmetini muvazene eden, böyle bir tartıya koyan çok mükemmel bir eser ve bu temsil de gerçekten çok etkileyici bir tefsir. Bir temsil. Yani o temsilin nazarıyla kainata baktığımız zaman kainatı mana ifade eden bir kitap olarak yani okumamız gerektiğini anlıyoruz. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk emrin oku olmasının altındaki hikmet de budur yani. Yani çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyen bir insana Allah'ın oku diye emretmesi, yani bu kitap okumak manasında olsa o zaman bilmiyor ki yani, Allah Peygamberimizin bilmediğini de biliyor. O zaman oku diye kastedilen sadece yani bu harfleri okumak değildir. Kainat kitabını o mana harfiyle bakmak ve kainat kitabını okumaktır. Zaten ki Kur'an da bu kainat kitabının bir tefsiridir, bir tercümanıdır. Evet. Allah razı olsun. Arkadaşlar, dinleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz de hem Zoom'dan biz aynı zamanda program yapıyoruz, hem de YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz. YouTube'dan dinleyen dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ahmet kardeşim, bir ifade edeceğiniz bir şey yoksa inşallah veda edelim. Subhaneke la ilme illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.